Dünya genelinde kentlerin nüfusu her hafta yaklaşık 3 milyon kişi artıyor. Yani kentler her gün daha kalabalık ve daha zor yönetilir hale geliyor. Yani global olarak her yıl yaklaşık 50 tane Bursa kadar şehir yaratıyoruz dünyada. Bu çok fazla insan ve herkes için daha az konfor demek. Kentleşme sorununa bir çözüm olması beklenen akıllı şehirlerde yaşam ne zaman başlayacak? Şehirlerde her geçen gün artan nüfusa rağmen yeni teknolojilerle donatılmış akıllı şehirler yaşamlarımızı daha konforlu hale getirebilecek mi? En çok merak ettiğimiz konuların başında Google'un akıllı şehir projesi için Torontoluları ikna edip edemeyeceği geliyor. Ama önce CES 2020'nin gözde konularından akıllı şehir projelerine bir göz atalım. Toyota geleceğin şehri olarak tasarladığı Woven City projesini CES 2020'de tanıttı. Fuji Dağı kıyısında yer alan eski fabrika arazisinde kurulacak olan bu şehirde her türlü yüksek teknoloji test edilecek. Yani yapay zeka, robotlar ve otonom araçlar. Şehrin enerjisi hidrojenle sağlanacak. Şehrin yer altında hidrojen deposu ve su filtreleme sistemleri bulunacak. Ayrıca küçük robotlar postaları ve teslimatları doğrudan yer altında küçük asansörlerle evlere taşıyabilecekler. Temeli 2021'de atılacak olan bu şehirde hızlı araçlar, yavaş araçlar ve yayalar için olmak üzere 3 farklı cadde planlanmış. Yalnızca otonom araçların kullanılabileceği şehirde evlerde geleneksel Japon mimarisi yaşatılarak ahşaptan yapılacak. Böylelikle sıfır karbon ayak izi hedefleniyor. Woven City'de başlangıçta 2000 kişinin yaşaması planlanıyor. CES 2020'de akıllı şehirlerin insanlara daha keyifli, daha sosyal ve daha konforlu bir yaşam sunacağından bahsedenlerden biri de Samsung'tu. 2020'leri deneyim çağı olarak adlandıran Samsung'a göre yakın gelecekte yaşamlarımızı daha güvenli, daha çekici hale getirecek akıllı sistemler oluşturmak için gerekli araçlara ve bilgiye sahibiz. Akıllı şehirler konusuna güncel olduğu için Toyota ve Samsung'da giriş yaptık. Ama Google'un Kanada'daki projesi çok daha gündemde ve heyecan verici şu anda. Yeni teknolojilerle donatılmış, dünya için çok yeni olan böyle bir akıllı şehirde yaşamak ister misiniz? Kanadalıların bir kısmı bu soruya cevap arıyor şu anda. Google'un kardeş şirketi sayılabilecek Sidewalk Labs, Toronto'nun yerleşim olmayan bir bölgesine akıllı bir kent kurmak istiyor. Proje yerel yönetimden ilk onayı alsa da bu girişim bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmaların odağında elbette ki veri güvenliği bulunuyor. Şirket yetkilileri Toronto'da geleceğin şehri projesinin 2 yıl önceki lansmanında aynen şunu söylemişti. Bu şehirde yaşayanlar kişisel verilerin paylaşımı konusunda ne kadar cömert olursa şehir tarafından o kadar ödüllendirilecek. Yani ne kadar denek olursanız belki de kiranız o kadar düşecek. Bu veri paylaşımına bağlı ödül sistemi haliyle oldukça tepki topladı. Sonrasında Toronto yetkilileri şirketin akıllı şehirden topladığı verileri şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğine karar verdi. Peki ne mi olacak bu şehirde? 5G ve nesnelerin interneti sayesinde teknolojinin eriştiği her çözüm yer alacak. Yeraltı çöp ayrıştırma sisteminden ısıtmalı bisiklet yollarına kadar. Başlangıçta şirket tarafından 166 dönüm olarak düşünülen ancak Kanada Meclisi'nde 12 dönüm olarak onay alabilen projeye halkın da onay vermesi gerekiyor. İlgiyle takip ediyor olacağız halkın kararını ve gelişmeleri. Anladığımız kadarıyla 5G sayesinde akıllı cihazlar, veriler ve platformlar tarafından sağlanan akıllı sistemler şehirlerdeki hayatlarımızı daha kolay ve daha güvenli hale getirecek. İyi planlanmış, şehirde yaşayanların ihtiyaçları düşünülerek sürekli güncellenebilen bir sistemde yaşamak kulağa konforlu geliyor. Ama Kanada örneğinde de görüldüğü gibi kişisel özgürlükler ve veri güvenliği konusu biraz belirsiz. Ülkelerinde akıllı şehirlerden elde edilecek datanın değeri nedeniyle korumacı reflekslerle hareket edileceği düşünülünce akıllı şehirlerin yaygınlaşmasına biraz daha var diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde yaşadığımız şehrin akıllanarak daha konforlu olabilmesi için neler yapılıyor bir bakmak istiyoruz. İstanbul yöneticilerinin neleri değiştirmeyi planladığını yerinde görüp size anlatacağız. Toronto örneğinde olduğu gibi böyle bir akıllı şehirde yaşamak isteyip istemediğinizi veya yaşadığınız şehrin daha konforlu olması için yenilik önerilerinizi lütfen bizimle paylaşın. Haftaya görüşmek üzere. Unutmayın, daha iyisi mümkün.